Evet, tor sorusunda şunda kaldık. Bir devam edelim. Eşit bölmeli çubuk ve iç cismi şekildeki dengedeyken ip dilimleri T1 ve T2'ymiş. İç cismi K noktasına asıldığında denge bozulmadığına göre, yani bu cismi buradan alıyor arkadaşlar, şuraya bağlıyor, buradan buraya kaydırıyor. İlk cismini sağa doğru kaydırdığı zaman arkadaşlar ipteki gerilmeler nasıl değişir? Artar mı, azalır mı, değişmez mi? Onu istiyorum ben. Cismi sağa doğru kaydırdığım zaman T2 gerilmesi nasıl değişir? T2 gerilmesi. Artar. Çünkü T2'ye yaklaştı, değil mi? Ağırlık kime yaklaşıyorsa o artacak. Ağırlık kimden uzaklaşıyorsa o ne olacak arkadaşlar T1? T1 de azalacak. Bazı olaylarda böyle basit düşüneceğiz arkadaşlar. Ağırlık kime yakınsa orası daha yakın, daha ağır. Kimden uzaksa orasının değeri daha küçük olur. Şimdi bakalım. Biraz işlemli soru. 4P ağırlıklı cisim. Ağırlığı 2P olan eşit bölmeli türdeş çubuğa asılmış. Şimdi çubuğun ağırlığı da 2P vermiş değil mi arkadaşlar? Çubuğun ağırlığı 2P ve türdeş. Biz bu 2P'yi nereden asacağız? 2P'yi nereden asacağız arkadaşlar? Ortada. O zaman şuradan şöyle bir 2P'yi asalım. Bu durumda diyor ki T1 ve T2 düşen gerilmeler kaçtır ve oranı sormuş bize. Yine olay basit düşünelim. İki tane ağırlık var değil mi? Önce şöyle yapalım arkadaşlar. 4P'yi görmezlikten gelin. 4P diyelim ki yok. Sadece 2P'ye göre gidelim. Çubuğun bir ucundan T1 asmışız, bir ucundan T2 ile asmışız. Tam ortadan da 2P var. T1'e ne düşer? T2'ye ne düşer? PP değil mi? Dediğiniz değerleri şu kenara yazın. T1'e P düştü. T2'ye de P düştü. Şimdi devam ediyorum. Şimdi 4P'yi paylaştıracağım arkadaşlar. 4P'ye şöyle bakın. T1'e bu kadar uzaklıkta, T2'ye bu kadar uzaklıkta. Büyük pay kime düşer? Güzel. Demeden cevap geldi. Büyük pay arkadaşlar kime yakınsa değil mi? O zaman 1'e ve 3 ilişkin var. 1 ve 3. T1'e kaç vereceğim? T2'ye kaç vereceğim arkadaşlar? Büyük pay daha yakın olana düşecek. T1'e 3P dediniz. Ekliyorum aşağıda. T2'ye de bir tane P. Toplamda T1 kaç oldu? 4P. T2 kaç oldu? 2P. Bize bundan oranı sormuş. 2. Biz bunu şu yöntemle çözeceğiz arkadaşlar. Aradaki orana bakıyordum. 1'e 3 var ya. 1'e 3. Şöyle diyelim. Bir taraf x, bir taraf 3x. Benim elimde toplam kaç var hocam? 4P var. Yani 4P'ye 3x de 2P'yi şöyle çubuk türdeş diyor ya hocam. Türdeş çubukların tam ortadan asarız aşağıya. Olur mu şöyle hocam? Ne diyordum ben şimdi? O 1'e 3 oranı ben şu üstte yazıyorum arkadaşlar. 1'e 3 oranı. Paylaştırma yapacağım ya. 4P'yi paylaştırıyorum. 1 var, 3 var. Toplam 3x artı x'ten kaç oluyor? 4P 4x. Yani x'e P düşüyor. X'e P düştü. 3x'e de 3P düşecek ya. Hangisi de P, hangisi de 3P diyeceğiz. Buna da şöyle karar vereceğiz arkadaşlar.
Ağırlık hangi ipe yakınsa oranın değeri büyüktür. Ağırlık hangi ipe daha yakınsa oranın değeri daha büyük olacak. Bakıyorum 4P şu anda T1'e daha yakın değil mi? 4P T1'e yakınsa T1'e büyük pay düşer, T2'ye de küçük pay düşer. Evet, şimdi biraz uğraştırıcı bir şey bakalım. Açılı falan. Bir okuyun bakalım soruyu arkadaşlar. Çubuğun ağırlığı 20 N olmuş. İlk cisim nereden gelenmiş? Yok, çubuğun ağırlığı 20 N değil. Çubuğun ağırlığını soruyor bize. Cisimlerin ağırlığı 20'ymiş. İlk okuduğum zaman cümleyi pek anlayamadım. Şöyle. Bize çubuğun ağırlığını soruyor. Bakalım. Şöyle şekil, büyük şekilden gidelim arkadaşlar. Bir kere çubuk türdeş diyor ya. Tam ortadan şöyle aşağı doğru çekin. Çubuğun ağırlığı gel. Adım adım gidiyorum arkadaşlar. Bu bir. Birinci adım. Şu ilk cisminin ağırlığı 20 ise, yani şu ipteki gerilme de 20 olur. İpi takip et. Gel 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 gel. O zaman şu ipte kaç oldu arkadaşlar? 20 mi oldu? Takıldığınız bir yer varsa anında müdahale edin arkadaşlar. Buraya kadar 20. Şimdi ben aşağıdaki şu x var ya, şu x'i de aşağı doğru çekeyim de. Kaç bunun ağırlığı? 20. Şöyle şuradan silin. Yani aralarda bir şey görmek istemiyorum. Her şeyi aşağı çektim. Şimdi bu açıyı vermiş. 37 veya 53 açısı varsa hangi özel üçgen vardı arkadaşlar? 37 veya 53 açısı varsa hangi özel üçgenler var? Şurası menteşe. Evet, bir özel üçgen vardı 37 veya 53'te. Üç, dört, beş. Özel üçgenim var. Üç, dört, beş. Şimdi bunu kullanacağım. Şimdi sadece çizdiğim yerdeki uzunlukları söyleyin arkadaşlar bana. Şöyle bir çizim yapacağım. Üç, dört, beş üçgeni yazacağım. Şu üçgen var ya, bak maviyle çiziyorum. Bu küçük üçgende ben şu hipotenüse 5 dersem, şu nokta koyduğum yer kaç olur arkadaşlar? Küçük açı büyük kuvvet ilişkisine göre gidin. 4, burası 4. Şu nokta koyduğum yerde 3 olur değil mi? Peki ben şimdi bu üçgeni büyütüyorum arkadaşlar. Büyütüyorum. Şöyle tamamı çubuğun ortası ya, şurası da 5 birimdir değil mi? O zaman bana şey söyleyin şimdi. Çubuğun tamamını düşünün arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgen olacak değil mi? Yani şuradan şurası. Şuradan şurası mesafem 6. Peki buradan buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Çektiğim yer ne, kaç olacak? 4. Şu ana kadar bir şey yapmadık değil mi? Sadece üçgenleri kenarlarını yaptık. Asıl olan şimdi başlıyor. Tork alırken arkadaşlar, tork alırken menteşeye dik uzaklıklar alınır. Menteşeye dik uzaklıklar alınır. Şimdi bu çubuğa etkilen kuvvetler nelerdir? Etkilen kuvvetleri şöyle yuvarlak içine alıyorum. Dikkat edin. Yukarıda bir 20 N'lık kuvvet etkiliyor. Yukarı doğru çekiyor. Bu bir. Aşağıda çubuğun ağırlığı var. Bu iki. Yan tarafta bir 20 var. Bu üç. Çağlar hocam, anlayamadım olayı. Tamam. Kuvvetlerin menteşeye dik uzaklıklarına göre tork alıyorum. Yukarıdaki kuvvetlerin torku
aşağıdaki kuvvetlerin torkuna eşit olacak. Eşitliğimi yazıyorum. Önce 20'den başlayalım. 20 çarpı bu 20 kuvvetinin menteşeye dik uzaklığı kaç birimdir? 20'nin menteşeye dik uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 10 birim, güzel. Kendini belli etti mi çubuğun boyu? Bu bir. Eşittir. Şimdi çubuğun ağırlığını yapıyorum. Çubuğun ağırlığı G. Şu G'nin, şurası 90. Evet, G'nin menteşeye dik uzaklığı kaç birimdir? Dik uzaklık diyorum, dikkat edin. 4, 4. Dik uzaklık şurası değil mi? Şuradan şurası, öyle değil mi? Mevzu şurada yatıyor. Şurası 90. Devam ediyorum. Şimdi diğer sağ taraftaki 20'ye bakalım. Siz söyleyin onu. 20 çarpı dik uzaklık kaç birim olacak? 8. Güzel. Nereden biri aldınız? Ta şuradan şurası değil mi? Şurası dik. Evet, bu işlemin sonucu kaç çıkıyor? Şurası kaç çıktı arkadaşlar? 200. Burası 160. Gitti karşıya. 40G buradan işlemi yanlış yapmadıysak 10 çıkıyor. 10 değil mi hocam? Hemen tekrar edelim. Şöyle soru üzerinden bakıyorum. O şekil karıştı ya. Benim amacım her zaman kuvvetlerin dik uzaklığını almak. Dik uzaklığını alacağız. Şimdi önce bu çubuğun ağırlığı çektik. Bunu bilmiyoruz. Bu bir. Şuradaki x'i de çektim aşağıya doğru. Daha rahat görebilmek için. Burası 20. Şuralar dik oluyor değil mi? 3, 4, 5 üçgenini kullanıyorum hemen burada. Şurası 5 ise şu kenar 3, şu kenar 4. Büyük üçgene geliyorum. O da 6, 8, 10 üçgeni olması için şu kenar 6. Tamamı aşağının tamamı 8 ise şu arada kalan parça da 4'tür. Burası da 5'tir. Buraya kadar sıkıntı var mı arkadaşlar? 3, 4, 5'i genişlettim. 6, 8, 10 üçgeni yaptım. Dedim ki amacım şu. Kuvvetlerin dik uzaklığını almak. Şuradaki kuvvete bakıyorum. Burası 20 Newton ya. Şurası 90. Dik uzaklığı alırken bakın şuradan şuraya alıyorum. Kaç oldu? 20 çarpı 10. Bu cepte. Şimdi aşağıya geçelim. Aşağıda bir G var. G'ninkini alıyorum şimdi. Şu G'nin şuraya dik uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 4. Artı. Şimdi diğerini alalım. Şu 20'nin, bakın şurası 90 ya. Dik uzaklığı yine kaç birim şuradan şurası? 8. Buradan da işlemi çözersek, denklemi çözersek G'yi 10 buluyoruz. Hocam şu dik uzaklığa bak, bak şu dik var ya dik. Dikten menteşeye git. Her zaman dik açıdan menteşeye doğru git. İkinciye bakıyorum. Şurası dik ya. Dikten menteşeye gittim. Üstteki 20'ye bak şimdi. Şurası 20 ya. Bu dikten menteşeye gidiyorum. Çubuğun boyu da 10'du zaten. Yukarıları aşağıya eşitelim. Tamamen o. Yukarıki torklar aşağı torklar diyelim. Tamamdır. Şimdi siz şey yüklediniz değil mi arkadaşlar ağırlık merkezine?
Ben de geçeyim ona. Gelelim ağırlık merkeze. Şimdi ağırlık merkezi ile ilgili önce bilmem gereken kavramlara bakalım arkadaşlar. İlk önce ağırlık nedir ona bakıyorum. Şöyle diyelim. Ağırlığı biz büyük G harfiyle gösteriyoruz. Burası ağırlık. Yanındaki küçük M arkadaşlar, şurası cismin kütlesi. Küçük G ise yer çekimi ivmesidir. Demek ki soru geliyor. Ağırlıktan bahsedebilmek için kesinlikle ne gerekiyor arkadaşlar? Ağırlık kavramından bahsedebilmek için kesinlikle ne gerekiyor? Yer çekimi, değil mi? Yani yer çekimsiz ortamda ağırlık yoktur. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Kütle her yerde aynıdır. Bu bilgiyi bilin. Kütle değişmeyen madde miktarı ama ağırlıktan bahsedebilmek için orada yer çekimi olması gereklidir. Ağırlığın yönü ise her zaman yerin merkezine doğrudur, değil mi? Çünkü yer çekimi onu merkeze doğru çekiyor. Devam edelim. Şimdi türdeş ve türdeş olmayan kavram vardı. Az önce hangi hocamdı? Çubuğun ağırlığını ortadan çekmiştik ya, niye diye sormuştu. Kimdi arkadaşlar? Şule hocam sen miydin? Evet. Şimdi oraya geliyorum. Eğer sistem türdeş diyorsa tam ortadan çekiyoruz. Türdeş değil diyorsa ortası olmayacak. Bir de onun hesaplamaları soracak bu konumuzda. Şimdi şu ilk şekline bakın. Normalde bunun ortası şu nokta koyduğum yer değil mi? Evet, türdeşin diğer bir adı da homojen. Genellikle homojeni kimyada kullanırsınız. Değil mi? Heterojen, homojen kavram var ya. Bir de homojen değil de homojene kullanılıyor da çoğunlukla türdeş kavramını tercih ediyoruz. Şimdi birinci şekle bakalım arkadaşlar. Sistemi gitmiş buradan ifla asmış. Eğer bu birinci şekil türdeş olsaydı, homojen olsaydı bu ipi nereden asmak gerekiyordu arkadaşlar? Şuradan mı asmak gerekiyordu? Tam ortadan asmak gerekiyor, değil mi? Şöyle. Ama gitmiş, ortadan değil de başka bir yerden asmış. O zaman diyeceğiz ki, ortadan asması gerekirken başka yerden astıysa bu sistem türdeş değildir. Türdeş değil. Bir de bunun neyini soracak? Ağırlık merkezinin yerini soracak arkadaşlar. Şu noktayı alalım. Şurası K noktası. Burası da M noktası değil mi? Biz diyeceğiz ki madem bu türdeş değil, yani bozuk bir cisim normalde, o zaman bunun ağırlık merkezinin yeri kesinlikle K ile M arasında bir yerde. Ama nerede olduğunu yine bilmiyoruz. Kesinlikle K ile M. Türdeş olsaydı tam ortada diyecektik. K ile M arası diyeceğiz, bu bir. Gelelim yandaki şekle. Yine şuraya bir isim vereyim. Burası K olsun. Burası M olsun. Bu cismi ben destek üzerine koyduysam kesinlikle bu üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar şu kırmızıyla boyadığım yerde bir yerde. K ile M arası. Mesela size şöyle çubuk koyar. Böyle yapar. Gider şuraya destek koyar arkadaşlar. Soru geliyor. Bu çubuk bu şekilde dengede kaldığına göre eşit bölmeli sistem, bak türdeş demiyorum, eşit bölmeli sistem, bu çubuk dengede kaldığına göre türdeş midir değil midir? Değil.
Türdeş olsaydı nerede koyacaktım ben bu şeyi? Desteği şurada mı koyacaktım arkadaşlar? Şöyle. Eşit bölmeli kavram farklı bir kavramdır. Eşit bölmeli. Türdeş apayrı bir kavramdır. Bunları sakın karıştırmayın. Eşit bölmeli demek, çubuğunun üstüne cetveli koyuyor, cetvelle çiziyor arkadaşlar. Yani çubuğun içeriğiyle oynamıyor, cetvelle 1 santim, 1 santim, 1 santim bölmektir. Devam edelim. Şimdi elimizde düzgün türdeş cisimler. Hızlı bir şekilde bakalım. Böyle bir çubuk. Bunların şu anda hepsi türdeş arkadaşlar. Çubuğun ağırlık merkezi ortada değil mi? Karelevhaya bakıyorum. Ortada. Bunlar bilinen şeyler değil mi arkadaşlar? Şöyle baktığım zaman. Şekil düzgünse o şeklin ortası benim için ağırlık merkezinin yeri. Peki üçgen levhada ağırlık merkezinin oranı vardı arkadaşlar. Üçgen levhada. 1'e 2 oran değil mi? Bakın oraya da yazmışım ben, dikkat edin. D'ye 2'de. Hatta geometriden bilirsiniz arkadaşlar. Ağırlık merkezini hangi harfle gösteriyoruz geometri üçgenin ağırlık merkezini? G ile. O da aslında buradan geliyor arkadaşlar. Ağırlık merkezi, ağırlık G'ni temsil ettiğine göre ağırlık merkezinin yeri de büyük G harfle temsil ediliyor. Bunların sorular nasıl oluyor? Asıl mevzu bu. Bakalım. Şöyle bir soru. İple asılmış düzgün türdeş tel. KLM çubukları. Hangileri bu şekilde bırakıldığı gibi dengede kalır? Şimdi ben sorayım size. Evet, bir tane cevap geldi. Dengede kalır mı, kalmaz mı? Hepsi geldi, hepsi geldi. Farklı bir şey diyen var mı? Olmasın bence. Şekil kendini belli ediyor değil mi arkadaşlar? Sistemin ortalarından bunu böyle asmışım, dengeye tam onu diyecektim hocam. Zeynep hocam dedi ki, olaya bakarken simetriyi katarız dedi. Sağ ve sol simetri varsa sistem dengedir. Simetriyi bozan bir şey varsa diyorsun hocam, değil mi? Sistem dengede olmaz. Peki şöyle bir şey yapsam. Hemen karar vermeyelim ama, tamam mı? Şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir çubuk var elimde. Böyle bir çubuğu buradan asmış yine arkadaşlar. Böyle asmış. Dengede kalır mı, kalmaz mı? Kalmaz, değil mi? Sağlı sollu parçalara bakıyorum. Bak şu sağdaki parçaya bakın. Bir de şuradaki parçaya bakın. Evet. Birisi bir birim dedi. Birisi de kök iki birim dedi. Aslında bu uzunluklar benim için ağırlıktır. Şu ortalarını alayım şöyle. Şununki burası, bununki burası değil mi? Şöyle bakalım. Tamam. Ortalar, ipi olan uzaklıklar aynı. Şuralar aynı. Buralar da aynı. Ama şurası, pardon, kök 3 demişim, kök 2. Kök 2'ye bir olayı bozuyor değil mi arkadaşlar? Aslında bilinen kavramları biz ağırlık merkezi sorusu olarak karşımıza çıkaracağız. Gelelim buna. Nereden ne yapmadık şimdi? Aynı maddeden yapılmış çember ve çubuk şeklinde düzgün tel varmış. Ağırlık merkezi nerededir diyor.
Şimdi biraz da işlem yapacağım. İşlem yapmadan şöyle bir şekle uzaktan bakın arkadaşlar. Sizce bu şeklin ağırlık merkezinin yeri neresidir? Ya da hangi noktaydı noktalar arasında olur? KL arası geldi. Başka LM geldi. LM arası mı acaba geldi? LM geliyor. Israrla LM geliyor. KM arası mı acaba? Tam. Bakalım şimdi. Şimdi az önce şekil güzel değil mi? Simetri olayı vardı. Böyle bu nasıl simetri yok. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu tarz sorular göze hitap eden sorulardır. Mutlaka işlemel etmek lazım. Eğer sorular içerisinde bakın aynı maddeden yapılmış şu cümle geçecek. Bir de tel diyorsa arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış tel diyorsa biz bu telin uzunluklarını ağırlık olarak alacağız. Yani bu parçaların uzunlukları ağırlık olarak alınır. Önce şeye bakalım. Bu çember tel var ya, çember telin ağırlık merkezi tam ortası mıdır arkadaşlar? Şöyle çektim aşağıya. Pardon, şunu düzelteyim. Bunu çektim aşağıya. Soru geliyor şimdi. Bu çemberin uzunluğunu nasıl bulacağız? Çemberin uzunluğu yani o telin uzunluğu nedir? 2 pi ile pi ile 3 al demişim. Yarıçapta bir birimse arkadaşlar hemen bana çevresini söyleyin. 6. Adım adım gidelim. Takılan arkadaş varsa hemen sorsun arkadaşlar müdahale etsin. 6. Şimdi yan taraftaki o 3 birimlik tel var ya onun da ortası şurası değil midir arkadaşlar yan tarafta? Şöyle çektim aşağıya doğru. Bunun ağırlığına ne yazacağım arkadaşlar şimdi ben? Bunun ağırlığına 3. Şimdi bunu şöyle sağ tarafa bir yere çekeyim. Burası 6 dediniz. Yandaki düz tel 3 birim. Aytül hocam. Yandaki düz tel var ya 3 birim değil mi? Şuradan şurası 3 parça. Şurası da 3. Olay şimdi başlıyor arkadaşlar. Diyeceğiz ki bunların ağırlıklarını bulduk. Biri 6, biri 3. Ağırlık merkezi kime daha yakın olur? 6'ya mı yakın olur, 3'e mi yakın olur? 6'ya yakın olur. Güzel. Yani şurada bir yerde dediniz. Bu da cepte. Bana tam kesim bir şey lazım değil mi? Şurası x lazım. Doğru mu? Soru geliyor şimdi. Burası x dedik. Şuradan şu parçaya ne diyeceğim arkadaşlar? Şekle bakın yukarıda. Yukarıdaki şekle bakın şimdi. Şu çizdiğim yere dikkat edin. Şuradan şurası. Şu maviyle çektiğim çizgi kaç birimdir? Birim olarak. Maviyle çektiğim yukarıda. 2,5 değil mi? Şurası ortası. 2,5. Peki burası 2,5'sa ben buraya x dedim. Geri kalan şu parçaya ne diyeceğim? 2,5 eksi x. 2,5 eksi x. İtiraz yok değil mi? Şöyle yaptım. Hocam k ile şu k noktası var ya çarpı koyuyorum. Şu nokta ile şu nokta arası kaç birim? İki buçuk. Peki şuradan şurası 2,5'sa ben sol tarafa x dediysem sağ tarafa da 2,5 eksi x diyeceğim. Tamam değil mi? Hemen şuraya bir O noktası diyeyim. Bunu yaptıysak arkadaşlar bak soru nasıl çözülüyor? Şu O noktası dedim ya O noktasına göre tork alıyorum. 6 çarpı x eşitliyorum şimdi. Eşittir. 3 çarpı 2,5'u da şöyle değil mi? 5 bölü 7 değil mi? 5 bölü 2. 5 bölü 2 eksi x. Şimdi Mevlüt hocam hemen bana buradan x'i çek.
X'i kaç buldun hocam? Kaç çıktı? 0,8 mi? Yaklaşık da olabilir. İlla ki tam sayı çıkacak diye bir şey yok. 0,8 dedim. Bu ne anlama geliyor? Şimdi herkes soruya bakıyor. Bu x'i nerede, nerede arkadaşlar? Şu x'i 6'dan sağa doğru 0,8 uzaklaşacağız değil mi? O da hangi aralığa denk geliyor arkadaşlar? Hangi aralığa? 0,8 demek tam şuraya mı denk geliyor? Şurada bir yere. K, L arası hangi noktaya daha yakın? Onu da soralım madem öyle. Hangi noktaya daha yakın? L'ye. O zaman sorunun cevabı K, L arası. Ama kime daha yakın? L'ye daha yakın. Demek ki bu tarz sorular işleme dökerek yapacağız. 0,8'i bulduk değil mi hocam? 0,8'i bulduktan sonra şuna bakıyorsun. 6'dan 0,8 birim sağa doğru kay. 6'dan 0,8 birim sağa doğru kay. O da nereye denk gelirse. Bir birim kaysaydık tam L noktasına denk gelecekti. Şimdi devam edelim. İki tane üçgen levha vermiş. Kütleleri MX, MY. Üçgenin ağırlık merkezleri nasıl bir ilişki vardı arkadaşlar? 1'e 2. Şimdi ben şöyle soldaki üçgenin ağırlık merkezi tam şurası mı? Siz teyit edin arkadaşlar beni. Soldaki üçgenin ağırlık merkezi tam burası. Burası MX. Öyle demiş. Sağdaki üçgenin ağırlık merkezi tam şurası mı? Burası da MY. Soru bize diyor ki kütle merkezi o. Yani ağırlık merkezidir kütle merkezinin yeri. Tam şu ağırlık merkezi şurasıymış arkadaşlar. Soru geliyor. Bu sisteme göre X mi daha ağırdır, Y mi? X daha ağırdır. Peki oran verin bana. Şöyle bir oran verin. Kaça kaç? 1'e 2. O zaman MX'e bir sayı verin. MY'ye bir sayı verin bana. Evet sayı geldi. Burası 2, burası 1 mi? Ne oluyor bunun oranı da o zaman? 2 mi? Tekrar ediyorum. Önce bu üçgen ağırlık merkezini çektik. 1. Sonra y'nin ikini çektim. Bu da tamam. Ağırlık merkezi nerede çekiyorum? 1'e 2 oranlarını düşünerek çektik. Soruda diyor ki sorunun kütle merkezi o noktası olduğunu vermiş. Yani şurası kütle merkezi. Bakıyorum. Hatta şunu aşağı temiz çekeyim şuraya. Burası x. Burası Y. Şurası O noktası. Şuraya birimlere bakıyorum. Burası bir birim. Burası da iki birim. Dedim ki ağırlık merkezi kime yakın burada? X'e mi yakın, Y'ye mi yakın dedim. X'e yakın olduğuna göre kim daha büyüktür sayısal olarak? Kim daha büyük olacak arkadaşlar? X. O zaman X büyüktür Y. Eğer soru öncülü olsaydı var ya, öncülün birinde kesinlikle böyle bir ifade olacaktı. Bu da cepte. Sayılara bakalım. Elimde iki tane sayı var. Bir 1 var, bir 2 var arkadaşlar. Madem x, y'den büyük, şimdi bunları sayısal değerlerle kurtaralım. X'e kaç diyeceğim, y'ye kaç diyeceğim. Elimde 1 ve 2 sayısı var. X'e büyük dediniz. X'e 2, Y'ye 1 versem olur mu? Ben ne yapıyorum? Dikkat edin. 2 çarpı 1 eşittir
1 çarpı 2. Yani şunların çarpımları, bunların çarpımları birbirine eşit olacak. Değil mi? 2'ye 1 oran. Devam edelim. Size soralım bunu. Buktan bu taralı parça çıkartılırsa sağ taraftan neyi çıkartacağız ki sistemin dengesi bozulmasın? Evet, simetri gibi. M'yi çıkarttınız. Tamam, M oldu. M cepte diyorum. Fıtkı hocam ne de dedi? Yani çapraz simetriye baktın değil mi hocam? Ne derken? Çapraz simetriye baktın. Eyvallah, o da oldu. Mevlid hocam da KLP dedi. Bakalım mı? Buna nasıl karar veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ip, ipi uzat. Şimdi az çok M ile N görünüyor değil mi arkadaşlar? Az çok M ile N görünüyor. Bu tarzda görünmeyen yerleri nasıl bulacağız? Bunu çektiğim bu bir. Çıkartılan parçanın tam orta noktasını bulalım şimdi. Çıkartılan parçanın tam orta noktası şurası mıdır? Bunu ipi olan uzaklığına bakalım. Kaç birim arkadaşlar burada? Maviyle çektiğim kaç birime denk gelir? 1,5. Çıkartıldığı için ben buna -1,5 diyeceğim. Şimdi bütün şıkları bu şekilde doğruluğunu ispatlayalım arkadaşlar. Sağ taraftan da sen -1,5 yaparsan sistemin dengesi bozulmaz. Sırayla gidelim. Önce M'de değildiniz değil mi siz? Ben M'yi çizim, olup olmadığını sizden alalım. M'nin ortasını aldım, şöyle çektim. Evet, oluyor mu? M'nin ortasını aldım, oldu. Bir de N'ye bakıyorum şimdi. N'nin ortasını aldım, oldu mu arkadaşlar? Oldu. Asıl mevzu nerede şimdi? A şıkkında değil mi? O A şıkkında şöyle yapalım mı? Üçünü beraber alıyor değil mi? Siz söyleyin, teker teker sayın. K'nın ortasını aldım. L'nin ortasını aldım. Bir de P'nin ortasını aldım. Toplam kaç oldu arkadaşlar? 0,5, 0,5, 0,5, 1,5 oldu mu? Zaten de bana ne lazımdı? 1,5 lazım değil mi? Yani sağ taraftan da sen 1,5'ü yakalarsan, çıkartıldığı için eksi yaptık, sistemin dengesi bozulmaz. Olay anlaşıldı mı? O burada daha geniş yer varmış. Daracık yere çözdük. Çünkü üçünü beraber al diyor hocam. KLP'yi alacağım. Üçünü beraber aynı anda alacağız. Mecburen toplayacağız. Evet. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Pardon. Hatta önce şu soruya bakalım. Bu soruyu Serap hocam sana soralım. Bu levha türdeş olduğuna göre iple astım. İpin uzantısı nereden geçecek hocam? Hangi noktadan geçer? İpin uzantısı hangi noktadan geçmek zorunda? Ve bu levha türdeş. Yani ağlık merkezinden değil mi? Olay budur. Ağlık merkezine geçmek zorunda. Türdeşse ortasıdır. İp ortadan geçecek arkadaşlar. Yani sen bunu astığın zaman şekil şöyle oluyor. Şöyle mi oluyor? Şöyle çizelim. Böyle olmaz mı? Burası nerede? Şu nokta L noktası. Bunu şu şekli olduğu gibi bırakacak.
Şekil aşağıya dönecek. Öyle şekil böyle kalmaz ki, değil mi? İlk çizim şu birdeki gibi kalmaz. Aşağı doğru sarkacak. Şu soruya da bakalım arkadaşlar. Neredeydi? Bir soru atlamıştım. Heh. Doğrudan köşeden geçeceğini nereden biliyoruz? Çünkü şekil ne diyor hocam? Türdeş diyor. Türdeş olduğu için şekil düzgün köşeden köşeye geçiriyoruz. Eğer olmasaydı bir şey hiçbir şey diyemeyecektik. Gelelim buraya. Hangileri kesinlikle doğrudur? Sizden alayım. Bu şekilde türdeş parçalar var, asılmış. Hangileri kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Bir kere en büyük kim burada? En büyük. Güzel cevaplar geliyor, geliyor. En büyük Z, yani 2 ve 3 garanti diyorsunuz. Burada Z tek başına, bu ikisi beraber diyorsunuz. Yani kesinlikle olduğuna göre X ile Y'yi kıyaslayamıyoruz, değil mi? Güzel. Kesinlikle dediğine göre 2 ve 3. Gelelim buna. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Şu L parçası, bu K parçası, bu M, bu da ne? Bakalım şimdi. Ve bunlar türdeş diyor mu arkadaşlar? Aa, türdeş diyor. Kendi içinde türdeş. Bakalım. Hepsinin ortalarını şöyle bir çekelim. Bunun iki bu. Bu L. Şununki K. M'ninki burada. Şu da ne? Dikkat edin. İp kimin üstünden geçmiş arkadaşlar? İp kimin üstünden geçmiş? M'nin üstünden. İp kimin üstünden geçiyorsa bir kere bunun hakkında yorum yapamayız. Bunda yorum yok. Şekle bakın şimdi. En büyük kimdir burada? Aynı deminkine benzedi mi? En büyük kimdir? Ne? Değil mi? En büyük ne dediyseniz bakalım şimdi. Kesinlikle yanlışı soruyor arkadaşlar. Sanki bu gibi geldi bana. Madem en büyük ne? İp kimin üstten geçiyorsa onun için yorum yapamıyoruz. Yani M hakkında, şunlar hakkında yorum yapılamıyor. A'ya bakıyorum. Aynı bu soruyu şeye benzedi mi? Bir önceki soruya bakın. Dikkat edin şöyle. Şuna bakın şimdi. Bu tarafta Z var. Bu tarafta X ile Y var. X ile Y arasında kesinlikle bir şey de diyemedik. Geldim bizim soruya. Bu tarafta ne var? N var. Bu tarafta K ile L var. K ile L arasında yine kesinlikle bir şey diyemeyiz. Bakayım C nasıl oldu? Geldim. Yanlışı soruyor hocam. En büyük ne dedik? En büyük neyse eğer. En büyük neyse. Bak burada eşit demiş. Öyle değil mi? Aynen öyle dersim var. O zaman yeni soruya hiç giriş yapmayalım. Yine haftaya böyle yoluyor. Hem haftaya tekrar edip de yeni konuya geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani her hafta konu yenilenmiş oluyor. Oldu o zaman, size iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.